Hayatım hep bu dincilerle, Allah ile aldatan insanlarla uğraşıyorum sürekli. Çünkü Allah ile aldatmanın en temel panzehiri dinin gerçeklerini anlatmakla olur diye düşünüyorum çünkü. Ve geçenlerde mesela bundan 6 ay önce kapıma iki kişi geldi. Biz dedi işte falanca işte bir Kur'an okulu yaptıracağız dedi. İki tane Türk geldi kapıya. Türkçe konuşuyorlar. Birisi çocuk, cüzdan var elinde, işte parayı oraya atıyorsun. Bir tane de hoca var, sakallı. O da işte bu fetva işlerine bakıyor ve para toplama işlerine bakıyordu. Ve dedi ki bana, biz dedi Kur'an kursu yaptıracağız, kız çocukları okutacağız orada dedi. İşte Kur'an öğreteceğiz, işte ahlaki bilgileri öğreteceğiz, işte hadis öğreteceğiz, şunu öğreteceğiz, bunu öğreteceğiz falan filan derken dedim ki ya ne güzel bir iş yapıyorsunuz, yani sizi gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Yani şöyle görüntünüze de baktığımız zaman dini bütün birisine benziyorsunuz dedim. Dedim ki size bir soru sormak istiyorum dedim. Bu soruyu doğru cevaplarsanız dedim size helalinden 100 euro vereceğim dedim. 100 euro yani hiç. Ama o şartım var, sadece o soruyu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ben onu yıllardır arıyorum dedim. Bir türlü cevabını bulamadım dedim yani. Bana eğer bu konuda yardımcı olursanız size çok teşekkür edeceğim dedim. Buyur sor dedi ya. Hatta soruyu sormadan önce dedim ki yani bu konu Kur'an-ı Kerim üzerinde ehliyet ve liyakat sahibi misiniz? Hakikaten dedim yani gerçek manada. Hani Kur'an-ı Kerim'i anladınız mı? Ayetlerle ilgili bağlantılarını, surelerin işte birbirleriyle bağlantılı şuydu buydu vesaire falan. Tabii dedi ya, öyle olması dedi biz bu işe girişir miyiz dedi yani. Sor dedi, ne istiyorsan sor dedi yani. Şimdi bu kadar emin konuşunca Edip Bey dedim ki tamam o zaman dedim yani. Hiç sıkıntı yok, sorayım dedim soruyu. Ve dedim ki bana dedim Bakara suresinin 290. ayetini anlatır mısınız dedim. Çok merak ediyorum dedim. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi dedim. Aha, 297 mi dedim? 290. ayetini bana Ha, anlatır mısınız? 190. ayet. Evet, öyle. 290. ayetini bana anlatır mısınız dedim. Başladı anlatmaya. Adem'den girdi, İsa'dan çıktı, İblis'ten girdi, işte Cebrail'den çıktı. Tabii 10 dakika sonra şöyle beni bir gülme tuttu yani ister istemez yani ya çünkü artık yani dedim ki burada artık araya girmem lazım dedim, müdahale etmem lazım ve dedim ki o kişiye, ismini bilmiyordum, kim ismi ne, dedim ki hocam dedim size, ben dedim ki bana Bakara suresinin 290. ayetini Ha, anlatır sen mısın? 290 mı dedin? 290. 190. Niye 200? Hayır, 290 dedim ben. Ona test etme amaçlı bir soru Ha, sordum. öyle mi? Ben zaten ilk önce Hayır. anladım. Yani test ettiğini Yok, 290. ayetini dedim. Ben test biliyorum. amaçlı sordum. Ha, tamam. Tabii bilmiyor yani. Görünürde 200, hakikaten 286 Müslüman. olduğunu bilmiyor. Yok, 200, evet, 290. ayetini sordum. 290'ı sorunca tabii görüntü olarak yani tam sakallı, cübbeli, işte bilmem neli, böyle tam böyle 24 ayarlı bir Müslüman görünür de. Ben 290. ayetini, yani 290. ayetini bana 10 dakika anlattıktan sonra artık beni bir gülme Allah tuttu. Allah, nasıl yani, bakmadı mı bile, hani merak eder, belki de ayet, yani ayet numarasını hatırlamaz, belki de hani o ayet, yani her surede kaç ayet olduğunu bilmeyebilir. Eyvallah. Evet. Yani bir Yok adam hayır. açıp da bakmıyor mu, merak edip bakmıyor mu Yok. Kur'an'a? Hayır, eli hiç bakmıyor ve yanında da Kur'an-ı Kerim var hatta. Üstelik ona da Kafadan bak. sallıyor. Sana kafadan Evet. sallıyor. Evet, elinde Kur'an-ı Kerim olduğu halde başladı atmaya, sallamaya. Ya bu kadar beyinsiz nasıl olur ya? Adem'den girdi, İblis'ten çıktı, İsa'dan girdi, Musa'dan çıktı. Tabiri caiz tırnak içinde. Bu sefer beni gülme tutunca Elif Bey, dedim ki ya gülmemem lazım, gülmemem lazım. Sonuçta adam ciddi bir şey anlatıyor burada vesaire, işte saygı falan lazım, şu falan derken artık dayanamadım. 10 dakika sonra dedim ki hocam ne anlatıyorsunuz siz dedim ya. Ne oldu dedi, ne güzel anlatıyordum dedi sana Bakara suresinin 290. ayetini. Ne oldu ki dedi. İyi de hocam dedim Bakara suresi 286'ya kadar gidiyor, 290 yok ki dedi. Yani bana bir baktı. Bir de yandaki çocuğa baktı. O çocuk da ona baktı.
Herhalde o çocuk demiştir içinden. Allah nokta nokta versin demiştir herhalde kendince. Ve yani iki hafta su görmemiş patlıcan gibi kızardı gitti. Yo, hani adam cahil olabilir ama yani evet, bir insan, normal bir zeka bile der ki ya bir bakayım şu ayet nedir? Evet. Bir en azından bir mealini okuyayım der. Elinde Kur'an-ı Kerim olduğu halde bakmadı içine kaç tane ayet olduğunu. Yani demek ki öylesine yalan atmaya çok hazır bir şekilde. Evet. Kafirin teki yahu. Ve hocam bu Allah ile aldatanlar maalesef cirit atıyor. Çocuklara bunlar önderlik yapıyor sözde. Yani inanılır gibi değil. Ve çok ilginçtir hocam. Ben bu Bakara suresinin 290. ayeti örneği nereden aldım? Bu benim o anda aklıma gelmedi. Ben onu önceden bir kitapta okumuştum. Bunu Mustafa Kemal büyük taarruzdan bir ay önce Konya Akşehir'de orduyu denetlerken mollalara soruyor. Oradaki öyle mi? Evet Mevlana. Aferin. Bu Mevlana torunuyum diyerek işte sakallı hocalara soruyor. Dedi ki hadi savaşa buyur, düşman Afyon'da, vurduk vuramadık gittik hesabından. Biz savaşmayız. Niye? Biz mollayız. Osmanlı'dan beri imtiyazlıyız. Biz size dua ederiz ancak hesabından. İyi de söz konusu vatansa gerisi teferruat yani. Buyurun dedi yani görelim. İyi madem dini bütün hocaysanız size bir soruyu sorayım dedi. Dedi ki Mustafa Kemal orada soruyor. Yarın bana Bakara suresinin 290. ayetini okuyun anlatın dedi. Tamam hocam paşam emredersiniz dedi. Ertesi gün oraya tekrardan o dört hoca Mustafa Kemal'in huzuruna geliyor. Mustafa Kemal başkomutan. Ve kim okudu dedi Mustafa Kemal. Hepimiz okuduk paşam dedi. İyi de dedi ben size 290'ı sordum. Bakara 286'ya kadar gidiyor. 290 yok ki dedi. Bizden savaşa değil. Hiçbir yere gidilmez dedi Mustafa Kemal. Ne savaşa sizden dedi. Ya. Siz yarın savaşta beni de satarsınız diye. Ya. Allah Allah bu çok ilginç ya. Ben de, ya mesela, onlar bile bu yalan bilmiyorum yani. Yani yok yani bu içine düşülecek bir tuzak da değil. Evet yani. Normal zekada bir insan düşmez bu tuzağı ya. Bunlar bu kadar mı yıkmaz? Sen oradan biraz şöyle kendini kaldır ya. Yukarıda daha fazla boşluk. Aşağıda çimen böyle sürekli çizgide. Heh, biraz da diyor ortalığı. Şimdi aşağı in. Tamam. Biraz daha şey. Oradan aldım. Dedim ki ben bunu uygulayayım dedim. Acaba 2020'de de bu işler mi dedim. Çok rahat bir şekilde yani onu aynen uyguladık yani hocam. İnanılır gibi değil yani. Demek ki bu kitapları boşuna yazmamıştık yani. Evet. Sen Atatürk hakkında bir şey yazdın mı? Hocam şu anda ya hocam deme bana ya. Bana gıcık yapıyorsun evet. Ya. Evet. Edip. Edip Bey. Ve şey Edip Bey bu Bey'den an de rahatsız oluyorum. Ya. Ben Bolu Bey değilim. Kör ol. Oldu. De, özür dilerim. Ben hani saygıda nezaketen yani öyle. Eyvallah. Ben Mustafa Kemal'in 1927 yılında yazdığı nutku ilk defa Hollanda'ya tercüme ediyorum. Ve başladım tercüme etmeye. Şu ana kadar yani kapsamlı bir şekilde detaylandırılmış bir şekilde bir tercümesi yok. Hollanda'ya çevrilmiş. Ve zaten ben Leiden Üniversitesi'nde, Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nde mezun olurken yüksek lisansımı Mustafa Kemal İnkılap Tarihi üzerine yapmıştım. Türkoloji bölümünde. O bakımdan şu ana kadar Atatürk hakkında okuduğum kitap sayısı aşağı yukarı 825 civarında. Yapmayın. Evet, yani odamda 2500 kitap var. Bunun sırf yani bine yaklaşık Mustafa Kemal Atatürk üzerine hemen hemen okumadığım bir anekdot yok. Yani tabii ki daha sürekli yazılıyor, çiziliyor. İşte okumadığım kitaplar da muhakkak var. Onları da toplamaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Kendim bir kütüphane oluşturdum kendi evimde. Çünkü içine yazıyorum, bazen çiziyorum, işte sürekli işte lazım oluyor, kaynak göstermem gerekiyor vesaire derken makaleler hariç 820 kitap okudum ve
Mustafa Kemal'i okuduğunuz vakit ve Kur'an-ı Kerim'i de incelediğiniz vakit bunun arasındaki bu iki mirasın çelişmediğini, kavga olmadığını, zıtlaşma olmadığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ben mesela yüzlerce örnek verebilirim yani. Evet. Kur'an-ı Kerim diyor ki aklınızı işletmeyenlerin üzerine pislik yağdırırım diyor Yunus Suresi 100. ayetinde. Mustafa Kemal de diyor ki benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyor. Ben özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Zaten Alak Suresi'nde Allah ekremdir, özgürlüğün kaynağıdır, cömertliğin sahibidir diyor zaten. Zaten Kur'an-ı Kerim'i uygulamak için tam bağımsız ve tam özgür olmanız gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim dinini hayata geçiremezsiniz zaten. Üzerimizde bir irade olmaması gerekiyor. Sadece Allah'ın iradesi olması gerekiyor. Hiçbir mezhep, tarikat, cemaat, siyasal görüş bunları bir kenara koyup tam bağımsız, objektif bir şekilde tekrardan bu dini milletin tekrardan okuyup incelenmesi gerekiyor. Seninle bu konuyu daha sonra inşallah tartışırız. Yani bu konu bu kadar emek sarf ettiğini, bu kadar kitap okuduğunu falan bilmiyorum. Evet. Geçen gün bir arkadaş benimle paylaştı. Mesela Atatürk'ün hayatındaki 19'ların ilk evet. 1951 yılında keşfedildiğini öğrenmiştim. Ondan evet. Var mı yok mu bilmiyorum. Bir arkadaş bana bir şey gönderdi. Atatürk'ün vefatından birkaç gün sonra 19 Kasım'da cenazesi kaldırıldıktan sonra bir makale evet. yazılıyor. Hemen ondan sonra. Ve o makalede Atatürk'ün hayatındaki 19'lara dikkat çekildi. Çok ilginç diyor. Cenaze töreni işte 19 Kasım'da oldu. Evet. Atatürk'ün hayatı hep 19 diye ta o zaman fark edilmiş. Hemen sonra. Vay, o da çok bir makale var. Bana kitapta yayınlanmış. Kopyası gönderildi. Onu isterim yani hocam. Bana da yollarsanız. Onu seninle paylaşayım. Çünkü ben daha önce bilmiyordum. Evet. Buldu onu. Dur bakayım ya ben şu anda burada bulabilecek miyim? Bir saniye. Evet. Onu bana sonra da gönderebilirsiniz hocam. Tamam yani şu anda nedense şey demedim. Bulamadım. Dur sen konuş evet. Bu arada da bak. Bu arada da ben şunu söylemek istiyorum. Sizin bütün kitaplarınız da bende var. Ve hepsini tümünü okudum. Kur'an mealiniz dahil. Öyle mi? Maşallah. Tabii. Ve Norşin'den Arizona'ya mesela biyografinizi okudum, otobiyografinizi okudum. Evet. Ve mesela şu anda arkada gördüğüm mesela o kitaplarınızı mesela hepsini okudum. Yani sizin kitaplarınızın bana göre avantajı getirisi şu, çok rahat ve kolay anlaşılabilecek kitaplar. Öyle zaten amaç. Evet. Bazen en böyle karmaşık şeyleri basitleştiriyorum insanların anlayabileceği. Evet. O bakımdan yani size çok teşekkür etmek istiyorum bu kadar kitap yazdığınız için. Ellerinize sağlık ve emeğinize sağlık. Beynine sağlık yani. Evet. Ve hakikaten sizinle yani şu anda konuştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok istiyordum sizinle sohbet etmeyi, konuşmayı, tanışmayı. Ve kısmet bugüneymiş. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. İnşallah seninle bu konuyu da bir ara tartışırız, konuşuruz. Evet. Oldu. Şimdi ben keseyim artık bunu. Görüşmek üzere. Selam ve sevgiyle. Oldu. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz basın diyeyim. Ben rekorda buradan basacağım. Tamam. Buyur. Bugün ayın kaçı? 13 Temmuz mu? Evet. 13 Temmuz 2020. Ben Edip. Sense Mehmet Çalışkan. Ben Arizona'dayım. Sen de neredesin? Ben de Hollanda'dayım. Hollanda'dasın. Merhaba. Ben 63 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Maşallah hocam. Allah uzun ömür versin. Ben 38 yaşındayım. Çok güzel.
Şimdi sen kaç yıldır oradasın? Kısaca şu... Ben 38 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Öyle mi? Orada mı doğdun? Evet, ben Kırşehir'de doğdum ama çok küçük yaşlarda Hollanda'ya geldim. Evet. Yani iyi öğrenmişsin maşallah. Evet, doğma büyüme yani Hollanda'da Hollanda'da evet. Yaşıyorum, ne diyebiliriz. Evet, ben de hayatımın yarısından biraz fazlasını Amerika'dayım. Yani 30 evet. Yaşında buraya geldim. Şimdi evet. Fazlası olmaya başladı. Wow. Evet. İkimiz de Türkçe'yi konuşuyoruz. Eyvallah. Evet. Bu Türkçe senin ana baba dilin, öyle mi? Evet, benim ana dilim Türkçe. Annem babam da Türk. O bakımdan evde benim, Türkçe konuşuyoruz. Arkadaşlar arasıyla hep Türkçe konuşuruz. Benim ana baba dilim Türkçe. Maalesef fazla konuşamıyorum. Evet. Ama yani okey. Şimdi senle burada tanıştık. Şeyle WhatsApp'la irtibata geçtim. Evet. Öğretmensin. Evet, ben tarih öğretmeniyim hocam. Tarih öğretmenisin. Evet. Ve tarihçisin. Maşallah. Sen bir kitap yazmışsın veya da bir kitap yazmışsın. Evet. Yazar mısın bana? Şuraya ekrana gösterir misin kitabının adını merak edenlere? Evet. Hocam ilk iki kitabım buradan tam böyle görünürse Müşrikler Neden Allah'ın Düşmanıdır adlı iki ciltten oluşuyor ve toplam 1000 sayfadır bu. Türkçe yazılmıştır. Evet. Ve piyasada yok. Bu sadece... Yok, piyasada yok. Sadece şu anda benim evde var. Ama inşallah ileride bir yayın evi yayın evinden anlaşabilirsek ve maddi imkanımız da biraz el verirse inşallah bunları yayınlamak istiyorum. Ve bu Müşrikler Neden Allah'ın Düşmanıdır? Bunu altına da parantez içine yazmışım. 1000 seneden fazla kasıtlı üstü örtülen dini gerçekler diye. Evet. Gösterir misin? Evet. Bu birinci cilt. Bu da ikinci cilt hocam. Toplam 1000 sayfa. Tarihsel ve dinsel belgelere dayanarak bir akademik bir çalışma oldu. Ben bu kitapları yaklaşık 8 yıl önce yazmıştım. Maşallah. Çok ciddi bir çalışmanın sonucunda çok ilginç sonuçlar çıktı. Ve aynı zamanda üçüncü kitabımı da göstermek gerekirse onu da Kur'an'ı hiç anlayarak okudunuz mu? 500 soru cevap şeklinde 420 sayfa yazdım bunu. İlginç. Ve Kur'an'ı anlamadan okumak var, bir de anlayarak okumak var. 1000 yıldır anlamadan okuduğumuz için maalesef günümüzdeki İslam dünyasında ne rahmet var, ne bereket var, ne hidayet var. Anlayarak okusaydık, benim tezim şu, şu anda hakikaten İslam dünyası dünyaya rol model olacaktı. Çok iyi bir dünya olacaktı hakikaten. Ve burada 500 soru şeklinde soruyu soruyorum, hemen altında cevap. Tekrardan ikinci soru, hemen altında cevap. Derken yani çok sıradan insanlar için, orta sınıf halk için yani bunu çok basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde yazdım bunu. Peki soruları kategorize ettin mi yoksa böyle gelişi güzel sıraladın? Soruları aslında karışık yani öyle kategorize etmedim. Belli bir kıstas koymadım. Tamamen bir iki sayfasını gösterir misin? Bakayım mizampajı nasıl? Yani bu kitabı okuma mı diyor yoksa gel okur mu diyor? Yani fotoğundan sayfa mizampajına, paragrafına kadar bazı şeyler davet edicidir ve bazı şeyler de davet edici değil. İşte, bakalım işleri beceriyor musun? Bir işine görüyor. Yani böyle göster şey et bakayım. Çalışkan güzel. Onu göster tamam. Mesela içindekiler bölümü var. İçindekileri göster. Her şeyi biraz daha şu tarafa getir. Çok güzel. Biraz daha yakın yukarı çıkar. En azından bir örnekler veriyorsun 16 olsun. O güzel. Güzel en azından sıralaması güzel. Başka öteki sayfaya geç. Mesela
aynen bu şekilde devam etmektedir. Okey. Bırakır en azından içindeki biraz daha yakına getirebilirsin. Tamam, oldu. İçinde bir soruyu göster, bir iki yani içeriği, ortaları bir yere. Evet. Mesela mesela üçüncü soruyu mesela bir örnek olarak buraya yazdım. Okey. Tamam, oldu. Sana mizampaj konusunda biraz şey veririm, tüyü veririm yani daha evet. Mizampaj yapması için. Fena değil. Yani 5 üzerinden 3 puan alırsın benden. Güzel. Evet. Bunlar daha baskıya verilmediği için sadece örnek olarak... Yok, güzel. Hele amatörce olarak güzel. Umarım burayla evet. Virgülardan sonra boşluk vermeyi biliyorsun. Çünkü bazı kitap yazıyorlar adam. Evet. Noktadan sonra, virgülden sonra boşluk koymayı da becermiyor. Onlar o gibi şeyleri şey etmek lazım, aşmak lazım. Mesela bu ilki kitabımda mesela içerisi şöyle. Maşallah, çok güzel. Çok güzel. Evet. Böyle paragrafların kısa olduğu ve bazen bir satırlık paragrafların olduğu evet. için içeriye böyle ilk satırı içeriye sokmayı yanlış buluyorum. Görsel olarak çok kötü bir evet. oluşuyor. Testere dişleri oluşturuyor sol tarafta. Evet, evet aynen. Onun için İngiliz usulü bloklamayı tercih ederim. Biraz paragraf aralığını biraz fazla verirsin. O evet. o zaman kısa paragraflar olup olmaması böyle bozmuyor. Yani evet, ben öyle yapmıyorum. Hala bu eski şeyi devam ettiriyor. Evet. Ve buna benzer şey görsel şeylere dikkat ediyorum. Çünkü evet. bazen gürültü kirliliği yapıyor. Arka planda beyni meşgul ediyorlar. Evet. Şimdi sen hangi şehirdesin? Ben hocam Hollanda'nın Zaandam şehrindeyim. Amsterdam'a evet. yakın 5 kilometre. Evli misin, bekar mısın? Hani sana aşık olan kızlar olur, onları vazgeçirmek için soruyorum. hocam iki tane çocuğum var benim. Bir oğlan biz. Mutlu bir evet bir tamam. Tamam. Kadınlar kızlar rahat bırakın. şey nedir? Mahkum. evet. Oldu. Şimdi bakın. Evet. Biraz kitaplarından böyle ilginç şeyler ne öğrendin veyahut da birileriyle paylaşmak istediğin bir şey var. İslam tarihiyle ilgili değil mi? Tarihte şirkle ilgili bir şey. Tabii. Şimdi hocam ben bu kitaplarımın yazma nedenim bundan yaklaşık 10-12 yıl önce camide bir imamla sohbet ediyordum. Bu sohbet esnasında bu dini konulara yazmamı aslında o gün karar verdim. Yaklaşık 10-12 yıl önce. Bir gün bir cuma namazına gittim hocam. Ve hocayı dinliyorum. Hoca dedi ki işte ya bugün işte sohbetimin konusu cuma gününün mübarekliğini size anlatmak istiyorum dedi. Aha. Ben de dedim ki ya ne güzel bir konu seçmiş hocam derim. İnşallah dedim doğru bilgiler verir de yani biz de aydınlanarak ben de cumaya geldiğim için acı çekmem burada yani. İnşallah evet. öyle bir yani. Ve hoca başladı anlatmaya. Dedi ki ey cemaati Müslümin, ey buraya gelen Müslümanlar, siz size bugün Cuma'nın mübarekliğini anlatmak istiyorum ve birinci maddeye olarak şunu sıraladı. Hazreti Muhammed'in bir hadisine göre dedi, ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratıldığı için Cuma günü mübarek bir gün dedi. Şimdi bir cümlede 3 tane Kur'an'la çelişen bir ifadeyi ben şimdi not aldım telefonuma. O arada hocayı dinliyorum tabii. Ondan sonra bayağı bir 20 dakika dinledim. 20 madde not aldım telefonuma. Dedim ki artık yani bu kadar da fazla dedim yani. Sanki mübareke hurafe anlatacağını diye para vermişler. Bugün hurafeyi bas millete. Ama millet nasıl olsa kontrol de etmiyor, anlamıyor da zaten, evet. dinlemiyor da daha doğrusu. Zaten hoca yine her hafta aynı şeyi anlattığı için yani artık millete ninni gibi geliyor, pek de ciddi de almıyorlardı. Ve dayanamadım, namazdan sonra hocanın yanına gittim. Dedim ki hocam siz bunları nereden aldınız dedim, söylediğiniz dedim şu 20 madde Kur'an-ı Kerim'de hiçbir dayanağı yok dedim yani. Bunlar dedim, bunu hani bana açıklayabilir misiniz dedim.
İşte bana dedi ki, şimdi yurt dışından Türkiye'den buraya geldikleri için çift maaş arıyorlar. İşte belli bir 4-5 sene görev yapıyorlar, sonra tekrardan gidiyorlar Türkiye'ye. Yurt dışı görevi öyle genellikle. Dedi ki bana, şu kapıyı bir kapatır mısın dedi. Tamam. Ne içersin dedi. Bak daha soruya cevap vermiyor. Şimdi kapıyı kapat. Ne içersin? Kapıyı kapat. Dedim eyvah, ne oluyor dedim yani. Eyvah dedim. Ben bir ara bu ara korkmaya başladım. Sana ne sırlar vereceğim bakalım. Ve dedi ki ne içersin dedi. Ya hocam dedim, benim 10 dakika sonra işe gitmem lazım. Çay maya falan, hani çayı boş verin falan yani. Direkt sadede gelelim yani. Bana dedi ki ne yapayım dedi. 1000 yıldır böyle dedi. Çift maaş alıyorum. İşimden mi olayım yavrum dedi. Yapma ya. Evet yani. Adamı tebrik etmek lazım. Ben dedim ki hocam, en azından medeni cesaretinizden dolayı doğruyu söylediğiniz için size teşekkür ediyorum dedim. Ama kapı kapalıyken söylüyor. Tabii. Kapı kapalıyken. Çünkü medeni orada cesareti öyle çok ufak bir yerde oluyor da. Evet yani ufak. Ve ufak bir yerde olduğu için ondan sonra oradan çıktım. Arabaya doğru giderken içimden tabii büyük bir fırtınalar geçti. Dedim ki aslında hocaya kızmamak lazım. Ona amin diyen cemaate ne demek lazım diye sordum yani. Aynen. Yani hoca Arapça dese ki Edip Bey, hepiniz devesiniz. Deve olmaya mahkumsunuz. Vallahi bu millet amin der ya. Aynen öyle. Yani hoca sanki mübarek Meryem suresini okuyor diye millet, yani halbuki orada hepiniz devesiniz diye, deveye benziyorsunuz, deve olmaya mahkumsunuz dese Arapça, bizim millet geçerken amin derler. Çünkü Arapça bilmiyor ki. Aynen. Anlamadıkları bir şey söylüyor, anlamsız. Anlamadıkları bir şey olduğu için ve dedim ki ben de bunu araştırmam gerekiyor dedim. Yani bir hoca bunu nasıl söyler yani, çok ileri gelen bir caminin imamıydı. Şimdi tabii 10-12 yıl önce. Ve bunları o bakımdan şu anda 6 cilt yazdım. Toplu yaklaşık 4000 sayfa. 4. 5. kitabımı daha baskıya vermedim. Onu normal örnek olarak. Onlar sadece bilgisayarımda kayıtlı. Özellikle Tevbe suresinin 107. 108. ayetlerini tefsir ettim hocam. Bu zarar veren mescitler kavramına. Mescid-i Dırar. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi 107. ayetinde ve 108. ayetinde de söylüyor. La tekum fihi ebeden. Sakın oralarda namaza durmayın diyor. Ne hocam? Ve benim bunu bilmem lazım. Şirk unsurlarını bir mescide ben nasıl tespit edebilirim mesela? Bir Müslüman olarak bunu ben bilmem lazım. Araba alırken, evlenecek eş seçerken, arsa alırken, bilmem ne alırken 50 yere soruyoruz. Kılı 40 yere atıyoruz. O kadar titizlik gösteriyoruz. Ama bu zarar veren mescitler konusunda acaba benim imanıma zarar verir mi vermez mi? Bu hassasiyeti maalesef göstermediğimiz için artılan cami sayıları maalesef hiçbir kıymeti harbiyesi olmuyor. Ya bugünkü camiler yani mescitler, Sünni ve Şii mescitleri kesinlikle şirk mescitleri. Yani camileri zarar veren. Zaten içeride diyor, içeri giriyorsun Allah, yanında Muhammed, yanında Bekir, Ali, Osman falan filan. Hasan dinle gidiyor. Allah'ın ismini yanına koyuyor. Bir sağda Allah var, solda Muhammed var. Orta, yani zaten mesaj o. Hani put olması lazım değil. Allah putlarla ilgili şey söylerken onları ilahlarıyla tilke esma'un semeytumuha entum ve abakum. Bunlar sizin ve atalarınızın nitelendirmelerden ibarettir. Sizler bunu. Evet. Yani bak Hristiyanların da şeyde İsa var, Ruhul Kudüs var, Meryem var, Katolik. Evet. Ne farkı var canım kardeşim? Sadece bakımın adı, biçimleri değişik. Sen Arapça yazıyorsun. O şeyle o şeklini yapıyor. Evet. İkinizin de dediği Allah yetmez diyorsunuz. Evet. Allah artı falan diyor. Tekisi Allah artı filan diyor. Bütün farkınız da o. Hadi Muhammedsiz Allah olmaz diyorlar. İyi de Ebu Bekir orada ne? Niye İsa'yı koymuyorsun? Niye Musa'yı koymuyorsun oraya? Bunlar daha aşağıymış gibi. Bir bak yüksek. Kur'an'a göre ayrım yapmaman lazım. Elçiler
da. Bakara suresi. En azından isimlerini hani tutacaksan, Allah'a ortak koşacaksan, en azından kendi ilah hiyerarşinde en azından tutarlı ol. Diğer elçilerin ismini de Muhammed'in yanına yaz. Ondan sonra işte sahabelere gelirse sahabeyi yaz. Ama Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman falan hepsi orada. Evet. Ya, evet. Bir de yani Muhammed Peygamber döneminde Ali'nin, Hüseyin'in ismi mi vardı? Yok. Evet. Yani en azından hani diyelim ki uyduramayacağız, kronolojik olarak gitmiyor. Onlar çocuk yani. Onların yani de ismi yoktu ya. Tabii, aynen. Hepsi tümüyle bir hikaye, palavra. Ama bu aynen hocam. Umurlarında bile değil. Evet. Kelime-i şehadete bile Muhammed'in ismini eklemişler. Evet. O, biz Allah'ın kulu diyoruz. İyi de güzel kardeşim, niye sürekli Allah'ın ismini yapıştırıyorsun? Allah yetmez mi diyor Kur'an. Aynen. Diyorsun. Aynen. Bir de Allah'ın tekliğinden bahset. Tekliğinden. Allah birdir diyorsun. Hem ikinci bir ismi yapıştırıyorsun onu derken. Evet. Lisani halinle diyorsun ki ben tekliğini aslında kabul etmiyorum. Evet. Hani sonra hani Allah diyor, onlar ağızlarıyla söylüyor ama kalpleri başka. Kalbinde senin evet. Şirk var. Ya onun için tebrik ederim seni. Yani Almanya'ya yetişmişsin. Almanya'da diyorum, Danimarka'da, Hollanda'da. Evet. Hollanda'da. Nerede? Evet. Tebrik Hadi ederim. Hocam, mescitlere sadece Allah'a özgülememek Cin suresi 18, 19, 20. ayetlere de aykırı zaten. Maşallah. Ve enel mesacide lillahi felâ tedallâhi ahden. Mescitler sadece Allah'ındır. Evet, aynen. Başkasını çağırmayınız. Evet. Parantez içine hemen sokarlar. Putları çağırmayın, İsa'yı çağırmayın ama evet. Çağırabilirsiniz. Evet. Öyle değil, başkası. Ben başkasıyım, sen Allah'tan başkasısın, Muhammed Allah'tan başkası, İsa, Ali, Veli Allah'tan başkasıdır, o kadar. Evet, aynen. Bilmem falanca sultan Allah'tan başkasıdır, Nakşibendi Allah'tan başkasıdır. Kim olursa olsun Allah'tan başkasıdır. Zaten amaç insanı birleştirmeye çağırmak değil mi? Kur'an'dır ki... Evet. Kitap ehli, gelin sizinle aramızda ortak olan bir tek kelime geliniz. Allah Ahmet demiyor. Aynen. Allah dinini öğretemiyor. Allah unutmuş. Bunlar tamamlıyorlar Allah'ın şeyini. Ve Edip hocam, yani bir de müşrikler Allah yalnız başına anıldığında sevinmezler diyor Zümer suresinde mesela Kur'an-ı Kerim. Maşallah. 45. ayet. Allah'ın yanına 39. sure. Neden ki o zaman seni severler diyor yani. Aynen diyor. Allah tek başına anıldığı vakit ahirete inanırlar. Bunlar zaten ahirete iman etmiyor. Ahirete din gününe iman etseler Allah'ı takdir ederler. Allah'ın ayetlerine kör ve sağır kesilmezler. Evet, aynen. Allah tek başına anıldığı vakit onlara hoşuna gitmez. Evet. Tan başkası anıldığı vakit hemen hoşlarına gider. Hemen hoşlarına gidelim. Allah dediğin vakit eşhedü ilahe illallah demeyi hemen diyorlar. Nerede Muhammed Resulullah falan filan. Aynı eski müşrikler, Mekke müşriklerinin hiçbir farkları yok. Evet, hiçbir farkları yok maalesef. Yani onun için kiliseyi işte göğe şeye, camiye çevirmiş. Oğlum kiliseyi bir başka kiliseye çevirmişsin. Sadece ilah değiştirmişsin. Onu yani. Sen Muhammed diyorsun. Bir de salavat şeyleri de yeni uydurdular. Yani ekledikleri yetmiyormuş gibi şimdi ezana da tümüyle Muhammed peygambere şey edilmiş, tatlılmış, yeni bir ezan üretmişler. Ona da salat mı diyorlar? Salat diyorlar. Evet, salat. Tam müşrik bir toplum yani maalesef. Yani kiliseye gidiyorsun hocam. Burada mesela bir sürü kilise var işte. Benim evimin yanlarında, şurada burada falan. Orada mesela İsa'nın şefaatine nail olmak için yalvarıyorlar. Camiye gidiyorsun. Hazreti Muhammed'in şefaatine, şefaat ya Resulallah diyorlar mesela. Tabii aynı şey. Yani fark eden bir şey yok yani. Hatta daha bizimkiler daha gözü. Mesela İsa için kainatın efendisi demiyorlar. Evet. Bizimkiler Muhammed için kainatın efendisi. Efendisi, evet. Yani. İsa için bizim efendimiz diyorlar. Our Lord. Evet. Efendisi Hristiyanlara göre Allah'tır. Evet. Bizimkine onları da açtılar yani. Onları da açtılar. Demek yani Buyur. Evet. Yani şirkte bile Hristiyanları solladık yani maalesef. Tabii canım ya. Şeyde nedir? Mesela Kur'an meallerine bak. Çoğu Kur'an mealleri sonradan biraz galiba onu çok göze battığı için, eleştirdiğimiz için
onları biraz azalttılar ama yine eski Kur'an mealleri değiştirilmeyen Kur'an'larında evet. görebilirsin. Ey Habibim, Habibim, Habibim. Kur'an'da evet. bir tek kelime geçmeyen ey sevgilim ifadesini evet. Kur'an meallerinde en çok tekrarlanan ifade olarak geçer. Evet, aynen. Habibim, Habibim. Ulan Allah'ın ağzına bir kelime sokuyorsun. Yani Allah'a kelime sokuyorsun. Bir yani, kelime evet. geçmiyor. Bunu evet. çok tekrarlanan diye Kur'an'a koyuyor. Yani zerre kadar Allah'a saygıları yok. Muhammed'e evet. saygıları yok. Muhammed'i evet. seviyorlar diyorlar. İsa'ya tapınanlar da, Hristiyanlar da aynısını İsa için diyorlar. Biz seviyoruz, siz sevmiyorsunuz. Evet, aynı. Yani bir insanı seveceğim diye onun gözünü çıkarmaya gerek yok yani. İnsan seviyeli sevmesi lazım, sınırlı sevmesi lazım. Aksi takdirde o sevgi Allah gibi olur. Bu sefer yani tümden tevhid dini olur, şirk dini yani zaten. Zaten Muhammed reddedecek. Hani bunların şefaat beklentisi evet. var ya din gününde. Furkan Suresi 30. ayet. Evet. Maşallah tevabın günü olacak. Ve kâle Resûle ya Rabbi ne kavm yettehezu azel Kur'an'a mehçûrâ diyor. Maşallah. Buyur canım. Seni şimdi dinliyorum. Tarihle ilgili biraz konuş. Sen tarihçisin. Sen peki evet. inceledin mi? Yani senden onu beklerim. Bence eski Emevi şeylerini incele, sikkelerini incele. Altın, gümüş. Ben tarihçi değilim ama onları inceledim. İlginç bir şey gördüm. Evet. Zaman içerisinde Muhammed'in ismini ekleme. İlk başta Muhammed'in ismi yok. Allah'ın ismi var. La ilahe illallah var. O altın evet. sikkelerin, gümüş sikkelerin ortasında. Muhammed evet. yerine göremezsin. Sonra ikinci derecede Muhammed'i marjine indiriyorlar. 10-15 yıl sonraki sikkelerde. Daha evet. sonra Muhammed'in ismi arkada, paranın metal paranın arkasında şey oluyor, ortaya giriyor. Evet. Dördüncü ancak evrede Muhammed'in ismini Allah'ın isminin yanına ekliyorlar. Böylece kelime-i tesniye yani evet, aynen. kelimeyi çıkarıyorlar. Ben özellikle hocam bu ilk iki kitabımda Müşrikler Neden Allah'ın Düşmanıdır adlı kitaplarımda özellikle Emevilerin tevhid dininin nasıl şirk dinine dönüştürdüklerini ve şirk dininin nasıl tanıtmadıklarını gizli tezgahlarla, oyunlarla bunu inceledim. Çünkü Emeviler halka tevhidi anlattılar ama şirki anlatmadılar. Şirki anlatmadıkları için o tevhid inancı hiçbir işe yaramadı. O çok güzel. Çok güzel. Evet. Doğru ya. Evet. Bunlar şirkten bahsetmezler. Şirkin ne olduğunu, ne olduğunu evet. anlatmazlar. Evet, bunu anlatmadılar. Yerde de öyle. Bu şirk dinini maalesef anlatmadıkları için milleti oradan vurdular. Bu camilerden vurdular. Gardiyansız hapishaneler yapıp adeta milletin orada beyinlerini yıkadılar. Cuma namazını yozlaştırdılar. Hutbeyi aldılar namazdan öne. Halbuki hutbe namazdan sonra okunuyordu mesela. Peygamber döneminde. Sen hutbeyi namazdan öne aldığın vakit bu adam bu sefer namazı kılmak için gitmeyecek. Mecbur seni dinleyecek orada. Ve hadis uydurmuşlar. İşte hutbede namaza durur gibi diyor. Ses konuş, yani konuşmayacaksın. Sessiz olacaksın. Beni dinleyeceksin yani adeta. Ve o çizgi, o hutbe ayrımı çizgisi işte Muhammed'i ve Muaviye'yi ayıran bir çizgidir. Ve o çizgi hakikaten kılıçtan yenemedikleri Muhammed'i uydurma hadisler uydurarak maalesef bu dini böyle yozlaştırdılar. Ayet çıkaramadılar. Çünkü ona gücü yetmediler tabii Emevilere. Bu sefer uydurma hadis uydurarak Kur'an'ı böyle delmeye çalıştılar. Aynı İncil'de, Tevrat'ta gibi eski anlaşma, yeni anlaşma yapamadılar. Ne yaptılar? Hadis uydur. Uydur babam uydur. Ne için uyduracaksın? Siyasal hesapları için, kişisel hesapları için, nefsin hesapları için. İşte falancalara yaranmak için, yalakalık, ya Ebu Hanife kendi kabilelerini şey etmek için, yüceltmek için. Tabii yani yüceltmek için. Evet. Ve mesela Buhari'nin hadisleri mesela Kur'an'dan çelişen, Kur'an'a iftiralardan dolu bir sürü mesela hadisleri var Buhari'nin. İnanılır gibi değil yani. Yani aslında İslam dünyasının anasını ağlatanlardan birisi Buhari'dir. Buhari diyor ki, kim 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi dese diyor, bütün günahları deniz köpüğü kadar olsa diyor, hepsi silinir gider diyor. Bundan kim daha iyi teşvik olmaz günah için.
Yani bundan bu kadar yani resmen diyor ki Buhari günah işle ya işle işle kötülük yap büyük günah küçük günah fark etmez. Sonra günlük namazları, beş vakit temizler, haftalık namazları, cuma namazı, işte yıllık günahları da Ramazan ayı temizler, ömürlüğü de, ömürlük günahları da haç temizler diyor. Bir kul hakkı hariç Arafat'a çıktın mı o da gider diyor. İyi o zaman artık iyi adam olmaya gerek yok ki. Niye iyi adam olalım ki? Adaletli olalım ki, dürüst olalım ki. Buhari'nin dediğine göre 100 defa deriz Sübhanallah ve bihamd. İşi bitiririz yani. O zaman 6236 ayet niye indi? Niye 23 yıl Hazreti Peygamber çile çekti? Boşuna mı bunlar yani? diye sorarız yani. Buhari'yi geçenlerde bir kelime için inceledim. Evet. Konuşları bir video ile, özel bir video ile paylaşmayı düşünüyordum ama fırsat bulmadım. Çok fazla işlerle uğraşıyorum. Evet. Akıl kelimesi, akletme fiili ne kadar geçiyor diye merak ettim. Evet. Şimdi Kur'an'da çok yani dizinelerce defa akletmek yetiştiriyor. Akletmeyenlerin pisliğe, rezilliğe mahkum olduğunu söylüyor. Evet. Yani hani din akıl dinidir. Tabii. Tam tersi onlar akıl dini değil, nakli dinidir diye Kur'an evet. Akıl dinidir hem de akla uygun olarak İnciler öyle der. Evet. Kanıtlanan nakil dinidir. Akılsız nakil olmaz. Şimdi baktım akıl kelimesi kullanılıyor ama çok ilginç. Çoğunlukla farklı anlamda kullanılıyor. Akıl kadının hayızlı haldeyken bir şeyiyle ilgili, hayızıyla ilgili olarak kullanılıyor. Hayızlı kadın için. Evet. Ondan sonra başka şeyler, ben listeyi şu anda şey etmek istemiyorum, görmek istemiyorum çünkü onunla ilgili bir video yapmak istiyorum. Evet. Ondan sonra birkaç yerde bildiğimiz akıl anlamında düşünme önerisi evet. Birbirine bağlayıp sonuca varma anlamında kullanılıyor. Onlar evet. Hepsi kötü anlamda. Kadını kötülerken kullanıyor. İşte kadının aklı ve dini nakıstır şeklinde. Ya inanır gibi. Hadis ya. Kitapların inanılmaz aynen. Bir şekilde bu Buhari'de evet. Onların şeydir. Yani bu zaten başına bunu gösteriyor. Yani, evet. Ya hocam Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a iftira atadan daha zalim kim vardır diyor. Bunu mesela birçok yerde kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Ve Buhari mesela İslam'ın şartını 5 diyor. Ya 5 tane İslam'ın şartı olur mu onlar mesela? O kadar binlerce ayetler arasında sen bunu 5'e indirmişsin. Ondan sonra adam bir abdest alacak kılı 40 yaratmışsın. Ya 4 tane maddesi var Maide suresi 6. ayetinde. Ey iman edenler. Bir cümle ya bir cümle. Sadece bir cümle yani. Bu cümleyi koca kitap yapmış. Babil bilme fare var. Evet. Ve kıç nasıl mesela, yıkanır onu uzun uza diye onu anlatıyor. Oğlum yani babam yani el kitabına mı gerek var kıçını nasıl yıkayacak? Orası da insanlar kendileri öğrenirler. Yani inanır gibi değil hakikaten hocam yani. Yani abdest maddesi bir cümle yani Kur'an-ı Kerim'de. Yüzlerinizi yıkayın, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın ve yatın mesedin diyor Kur'an-ı Kerim. Bitti bu kadar. Maşallah. Yani sen bunu niye zorlaştırıyorsun? Yok işte ağza, burna, ya bilmem neye. Ne tantanalar, neler neler. Yani Allah size zorluk istemiyor, kolaylık istiyor. Maalesef bin yıldır hep zorlaştırmışlar. Zaten bu tür ıvır zıvır konularla sorular uydurmuşlar. O ıvır zıvır ruhatla ilgili bir sürü hadis, fıkıh uydurmuşlar. Evet. File, müstehab, bilmem mekruh falan uydurmuşlar. Zaten evet. Bununla bu kıl, tüy, teferal, sağ, sol uyduruk şeylerle meşgul olunca asıl konuları unutuyorlar. İnsanlar evet. İslam'ın asıl konusu olan özgürlük konusundaki şeydir, evet. Bir evet. Uyanıklıktır, özgürlüğü takdir etmedir, adalettir, zulmüne karşı direnmektir. Evet. Ekonomik adalettir, kadınların hakkı, evet. İnsan haklarıdır. Evet. Yardımlaşmadır, dünyada aynen. Gerçekleştirmedir, bilim ve teknolojidir, Allah'ın ayetlerinden, doğadaki ayetlerinden dersler çıkarmadır. Bunların hiçbirisi şey edilmiyor, önemsenmiyor. Bütün yaptıkları kültüyle meşgul etmek. Yani hocam ben